Bakalım Ayşegül'ün ateşi düştü mü? Ay ıslak mendil falan koydum, ıslak bez. Ayşegül, senin ateşin düşmemiş. Ay, çok ateşin var senin. Bir yerin ağrıyor mu? Karnın ağrıyor mu? Ağrıyor anne, karnım ağrıyor, çok karnım ağrıyor. Eyvah, hemen seni doktora götürmem lazım. Tamam kızım, iyi olacaksın. Anne, beni doktora götürme, çok korkuyorum ben doktordan. Ama doktordan korkulmaz ki kızım, bana bir bak. Doktordan korkulmaz çünkü doktor abla ya da doktor amcalar ya da doktor teyzeler bizi iyi ederler, tedavi ederler, tamam mı? Doktorlardan korkulmaz, hemşirelerden korkulmaz çünkü onlar bizim iyiliğimiz için uğraşıyor. Tamam mı? Biz şimdi doktora gideceğiz, sen iyi olacaksın, hiç korkma. Anne korkuyorum ama korkuyorum. Tamam korkma kızım, iyileşeceksin. Bak çok ateşin var, düşmüyor. İlaç verdim düşmedi. Mendil koydum, duş aldırdım düşmedi. Bizim doktora gitmemiz lazım çünkü düşmüyor bu ateş. Hiç korkma tamam mı? Hiçbir şey olmayacak. Doktor hanım, doktor hanım, doktor hanım, doktor hanım bizim... Merhaba, merhaba, müsait misiniz? Evet, müsaitim. Doktor hanım biz geldik. Ay düştüm. Tamam bir şey olmaz. Biz geldik doktor hanım. Neyiniz düştü? Tamam ben alayım onu. Buraya düşmüş zaten. Buyurun doktor hanım. Ay yine düştü doktor hanım ya. Buyurun. Doktor hanım şimdi bizim ateşimiz düşmüyor. Ilık duş aldırdım. Sonra düşmedi. Islak bezler koydum. Alnına, koltuk altlarına böyle ıslak mendiller koydum. Yine düşmedi. İlaç verdim. Yine düşmedi. O yüzden size getirdim. Birazcık da karnım ağrıyor diyor. Bir saniye yapalım. Tamam. Karnı ağrıyormuş bir de. Muayene ederseniz neyimiz var? Çok sevinirim. Bezimi değiştirir misin dedi. Anneciğim dedi. Annem bezimi de. Evet. Onun evet. Altını kirletmiş. Korkma tamam mı Ayşegül? Tamam anne. Tamam korkmuyorum. Sadece muayene edecek şimdi doktor abla seni. İyi öğretmen. Ama şey nefesini falan bir dinleseydiniz, bir öksürseydi. İyice bir dinleyin tamam mı? Derin derin nefes alsın. Öksürüğü var mı? Hırıltısı var mı? Öyle vurulur mu doktor hanım? Nazik olun birazcık benim çocuğuma karşı. Derin derin nefes al Ayşegül. Aferin kızım. Şimdi bir de sırtına dön. Sırtını muayene etsin doktor hanım. Doktor hanım bir de sırtını muayene eder misiniz? Ben çevireyim bir saniye. Ayşegül'cüm bir saniye. Seni şöyle döndüreceğim kızım tamam mı? Korkma doktor abla senin sırtını muayene edecek sadece. Sırtını dinleyecek. Şunu takar mısın? Lütfen şunu ben de sana koyar mısın? Ha bu şeyi. Mendili evet siz muayene edin. Çok üşüyorum hadi. Ateşi var ya galiba ondan dolayı birazcık üşüyor. Tamam kızım doktor hanım seni muayene etsin. Tedavimizi olalım iyileşeceksin tamam mı? Hiç korkma. Tamam anneciğim korkmuyorum. Ama hanım efendim. Beni doktorlar nasıl dinliyor? Doktorlar öyle vurmaz ki. Sana öyle geliyordur doktor hanım.
Nefes alıyorsun. Hadi nefes al Ayşegül. Bir de öksürsün bence. Öksürüğü var mı? Hiç bakmadınız öksürüğü var mı diye. Var mı öksürüğü? Ciğerlerine acaba indi mi? Bronşit falan olmadı inşallah, değil mi? Bronşit mi yoksa? Değil mi? Tamam. Tamam. Röntgen mi çekeceksiniz şimdi? Ay, röntgen çekin bakalım. Boşu boşuna çekmiyoruz değil mi? Neresinden röntgen çekiyorsunuz hanımefendi? Doktor hanım, bacağından mı çekiyorsunuz? Allah Allah, ama bacağında bir rahatsızlığı yok ki. Çocuğun sadece ateşi var, bir de karnı ağrıyor. Bacağıyla ne alakası var anlayamadım. Belinde bir şey var mı? Yoksa kanıyor mu? Bir şeyler düştü. Yan yürüyordu. Yengeç gibi yürüyordu. Sonra yan yürüyordu. Yengeç gibi yürüyordu. Böyle tık diye düştü değil mi? Ha, düştü mü bilmiyorum. Belki de oyun oynarken düşmüştür. Bilemiyorum ama ben görmedim düştüğünü. Ben belki mutfakta yemek yaparken düşmüşse onu bilmiyorum gerçekten. Düştüm. O düşsün, boş verin. O zaten lazım değildi bence size. Lazım. Peki şey, iğne yapmadan önce acaba bir tahlil falan mı yapsaydık? Tamam. Bence bir tahlili... Aa, ağzına da bakmadınız siz. Bir ağzına bakın. Belki bir ağzında faranjiti vardır. Boğazı kızarıktır. Belki diş çıkarıyordur. Olamaz mı? Olamaz. Neden? Daha küçük o. Belki diş çıkarıyor olabilir. Siz öyle konuştuğuna bakmayın. Azı dişi falan çıkıyorsa... Baktınız mı ağzına? Tamam. Ayşegül. Hadi kızım, bir ağzını aç da doktor hanım muayene etsin. Doktor hanım, ne yapıyorsunuz? Katlıyorum. Bırakın siz onu, ben yaparım, katlarım. Siz bana verin onu. Ama? Ha, siz muayene edin çocuğumu lütfen. Ay, sizin de nasıl bir muayenehaneniz var? Her şeyinizi düşürüyorsunuz ya. Tamam, ağzına bakmak için aletiniz orada var. Onunla bakabilirsiniz. Hah, işte orada. Hadi bakayım kızım. Boğazı galiba kızarmış gibi ha? Boğazın acıyor mu anneciğim? Evet anne, çok acıyor, boğazım acıyor, yutkunamıyorum. Burası yürütken teknik, burası yok, oradan ağzına bakıyorsunuz doktor hanım. Ağzının içini görüyorsunuz, aynası var orada. Evet. Ama doktorlar genelde dil çubuğu var. Onlarla bakıyorlar değil mi? Sizin ağzınıza da bakarlar siz hasta olduğunuz zaman. Dil çubuğu mu? Yok. Hani tahtadan çubuklar var ya. Onlarla, dondurma çubuğu gibi oluyor dil çubukları. Ay, onu ne yapıyorsun? Ağzını keser. Ağzını keser. Doktor hanım, ağzını keser. O neşter. Olmaz o. Olmaz. Doktor hanım. Ama ağzını kestirirsiniz ya, ne yapıyorsunuz siz? Ay, hemşire hanımı çağırın da yardımcı olsun size. Keseceğiz. Hayır hayır, kesmeyin. Kesilecek bir yeri yok ki şimdi. İğne yapacağım. Tahlilleri çıktı mı? Tahlilleri çıktı. Ha, iğne yapmanız gerekiyorsa yapın tabii. İğne yapmanız gerekiyor mu? Bu ters değil. Yok, ters değil o. Yapabilirsiniz. Ayşegül kızım, doktor hanım bir saniye, korkuyor şimdi, bir saniye. Ayşegül,
Bak doktor abla sana iğne yapacak. Korkma, tamam mı? Acımayacak çünkü hiç. Birazcık acıyabilir ama korkmana gerek yok, tamam mı? Çünkü senin iyileşmen için iğne yapıyor. Evet. Tamam. Bitti mi doktor hanım? Bitti. Ayşegül, tamam mı anneciğim? Hiç korkma. Sakin ol. Bak ben buradayım. Doktordan korkulmaz. İğneden de korkulmaz. Tamam mı? Bitti doktor hanım galiba. Bakın iğneniz bile bozuldu. Anneciğim, anneciğim. Hiç acımadı. Çok az acıdı ama öyle çok şey yapmadı. Ben hiç korkmadım biliyor musun? Sen bana korkma dedin. İyileşmem için iğneyi oldum ben de. Yoksa iyileşemem değil mi? Evet kızım. Eğer iğne olman gerekiyorsa iğne olacaksın. Korkmayacaksın. Çünkü o kadar korkulacak bir şey yok. Tamam. Doktor hanım artık iğne yapmasanız olur mu? Hadi şu enfeksiyon şeyiyle dezenfekte edin. Sonra biz de gidelim. Tamam mı? Ha, o şeyle dezenfektan dezenfektan ilacıyla. Sonra biz de gidelim. İğne yaptığınız yere. Ay, suratına mı yapıyorsunuz? Tamam. Tamam, neyse. O zaman ateşimiz düşer herhalde, değil mi? Tamam. Sonra biz yine eğer ateşimiz düşmezse geliriz, tamam mı? Ben sizi ararım. Tamam mı doktor hanım? Telefonlarıma cevap verirsiniz değil mi? Tamam. Ben size eve gidince eğer ateşi hala varsa arayacağım. Tamam. Tamam, çok teşekkür ederiz. Sizi de yoğurduk. İyi akşamlar. Ben de kalktığım acıyorum senin. Tamam, görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Görüşürüz. Görüşürüz.